7 düvelin ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alan YPG PKK terör örgütü Afrin'de arkasına bile bakmadan kaçtı ve gitti. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu sabah 8.30 itibariyle PKK, YPG ve DEAŞ'ın üssü haline gelen Afrin'de artık kontrolü tamamen sağladı ve Afrin'de YPG PKK'nın sözde kontrol noktasına Ulubatlı Hasan'ın İstanbul surlarına bayrağını diktiği gibi Mehmetçik, güvenin ve barışın sembolü Türk bayrağını dikti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine, bize, tüm şehitlerimize armağanımız. Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Mehmetçik bu kez Afrin'de. Hem ilçe merkezine hem de sözde kanton binasına Türk bayrağı çekildi. Tarihi manzara Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde kayda geçti. Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu deyim yerinde Afrin'in kalbine girdi. İlçe merkezinde kontrol tamamen sağlandı. Zeytin Dalı Harekatı 20 Ocak'ta hava operasyonuyla start almıştı. Ardından Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu sınırı geçmiş, kara harekatı başlamıştı. Önce köyler, ardından belde merkezleri teröristlerden temizlendi. Harekatın 58. gününde ise terör örgütünün girilemez dediği Afrin'e girildi. Terör örgütü PKK Afrin'i bir kale gibi görüyordu ancak ardına bakmadan kaçıp gittiler. İşte ilçenin bir başka noktası burası. Dört bir tarafta terör örgütü üyelerine ait fotoğraflar var, bez parçaları var. İnşallah Afrin'den sonra terfat alacak. Mehmetçiğin Afrin'deki ilk hedefi terör örgütü PYD PKK'nın sözde kanton binasıydı. Askerlerden biri elinde Türk bayrağıyla balkona çıktı ve tarihe geçecek o anlar kaydedildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde Türk milletine, bize, tüm şehitlerimize armağanımız. Aynı anda bir Mehmetçik de binanın çatısındaydı. Ay yıldızlı bayrağımız göndere böyle çekildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Mart Şehitler Günü'nde bize, Türk milletine ve Türk şehitlerimize armağanıdır. Terör zulmünden kurtulan Afrin halkı Mehmetçiği zılgıtlarla karşıladı. Teröristlerin kaçıp terk ettiği ilçe merkezinde sıra şimdi tuzaklanmış patlayıcıların imhasında. Ve bugün Afrin'den sıcak görüntüler geçen A Haber kameramanı Mehmet Ali Bağ ve muhabir arkadaşımız Atagündüz Kurşun orada önemli bilgiler de bize aktardılar. Peki bundan sonra neler yaşanacak? Bir taraftan mayın patlamaları var ve mayın temizlemeleri var. Atagündüz Kurşun karşımızda ve bize detayları aktaracak. Ata, seni dinleyelim. Hikmet Öztürk, teşekkür ediyoruz. Biz de geride bıraktığımız gün içerisinde tarihi anlara tanıklık ettik, şahitlik ettik. Afrin'deyiz şu anda, onu söyleyelim. Ancak ilçe merkezde değiliz çünkü 3G hatları Afrin ilçe merkezinde çok sağlıklı değil. Ancak Kefercen'le civarında bir bölgedeyiz. Bu nedenle yayınımızı buradan gerçekleştirmek zorunda kalıyoruz. Sabah saatlerinde 08.30 itibariyle artık Afrin tamamen terörist unsurlardan temizlendi. Bir kale gibi görüyorlardı deyim yerindeyse. 2012 yılından bu yana işgal altında tuttukları Afrin ilçe merkezi ve dört bir tarafındaki köyleri. Ancak Mehmetçiklerimiz adeta bir tarih yazdı ve terör örgütünün birçok oyununu bozmuş oldu. Afrin'den yine hatırlanacağı gibi kilise ve Hatay'a yönelik tehditler gerçekleştiriliyordu. Saldırılar gerçekleştiriliyordu. Türkiye için artık ulusal güvenlik meselesi, ulusal beka meselesi haline gelmişti. Ve bu nedenle de 20 Ocak günü tam 72 savaş uçağımızın katılımıyla. Burada bir parantez açmak gerekiyor. Neden 72 savaş uçağı? Çünkü Fırat Kalkanı Harekatı'nda Türkiye tam 72 şehit vermişti. 72 vatan evladını cennete uğurlamıştı. İşte bu nedenle de tam 72 savaş uçağımızla bu harekat başlamıştı 20 Ocak'ta. Ve o harekatın 58. günü ve aynı zamanda da 18 Mart Şehitler Günü'nde de yine şehitlerin ruhlarına ithafen
Afrin teröristlerden temizlendi. Ardına bakmadan kaçtı oradaki teröristler. Peki nereye gittiler? Tel Rifat üzerinden Münbiç'e kaçanlar oldu. Aynı zamanda katil Esad rejiminin kontrol altındaki Nubul ve Zehra köylerine kaçan teröristlerin de olduğu belirtiliyor. Mehmetçiklerimiz az önce haberimizde de izledik. Sözde kanton binasına ay yıldızı Türk bayrağımızı dikti. Onun hemen önünde zırhlı araçlarımız var, tanklarımız var. Geride bıraktığımız gün içerisinde Mehmetçiklerimizle de konuşma imkanına sahip olduk. Röportaj yapma imkanına sahip olduk ki bugüne kadar zaten Zeytin Dalı Harekatı başladığı günden bu yana sürekli olarak tek bir şey istiyorlardı. Dua istiyorlardı. Allah devletimize zeval vermesin diyorlardı. Hiçbir ihtiyaçları yoktu. Kırsalda, arazilerde, birçok noktada onlarla görüşme imkanına sahip olmuştuk. Sadece dua istiyoruz diyorlardı. Zaten 80 milyonun duası da onların üzerindeydi. Ve Mehmetçiklerimiz başkomutana selam gönderdi. Dediler ki sadece Afrin'le sınırlı kalmasın. Biz Münbiç'e de gitmek istiyoruz. Terör nerede varsa orada kökünde bulup kurutmak istiyoruz mesajı gönderdiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Artık Mehmetçiğimizi yeni bir süreç bekliyor Afrin ilçe merkezinde. Çünkü teröristler kaçıp giderken birçok noktaya, sözde karargahlarına, sözde o kanton binalarına, sözde hendeklere ve birçok noktalara el yapım patlayıcılar ve mayınlar yerleştirdi. Biz yine geride bıraktığımız gün içerisinde o anları kaydettik. Yolların ortasında el bombaları vardı, roketler vardı. İşte bu nedenle bundan sonraki süreçte uzman ekipler eşliğinde o mayınlar ve el yapım patlayıcılar bulunacak ve kontrollü bir şekilde patlatılacak ki yine sabah saatlerinden bu yana da kontrollü bir şekilde çok sayıda patlayıcı imha edilmiş durumda. Evet, Afrin'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar diyelim. Gelişmeler oldukça biz yine cephe hattından Afrin'den terörist unsurlardan temizlenen o terör yuvası Afrin'den gelişmeleri aktar.